Arkadaşlar bakın ben tercihte 3 bölge düşünüyorum tamam mı? A bölgesi, B bölgesi, C bölgesi. Bence tercih yaparken 5 tane risk al. Yani yukarıdan yaz. Hatta bak başarı sıranın yarısına kadar düş. 100 bin demişsin 50 binlik okul yaz. 20 bin demişsin 10 binlik okul yaz. 2000 misin binlik hatta ilk sıradaki okulu yaz. Yaz ya risk al. Hele de deprem kontenjanın varsa ya da okul birinciliği kontenjanın varsa riskli bölgeyi artırabilirsin. Benim hocam okul birinciliği kontenjanı var. O zaman riskli bölgeyi 10 tane 15 tane yapabilirsin. Ama bunlar yoksa gerçekçi ol. 5 taneden fazlaya gerek yok. A'yı 5'te bırak. Gelelim B. Tercih sırasının etrafı yani başarı sıranın pardon Başarı sıranın etrafı. Başarı sırasının bin üstü bin altı, on bin üstü on bin altı. Yani o etrafta. Arkadaşlar bilinçli tercih işte burası. Burayı yazarken, B bölgesini yazarken şehirlere bak. Kendine yakın olan yerlere bak. Bak tekrar ediyorum. Mesela mühendislik düşünüyorsan Marmara'yı düşün. Kocaeli, Sakarya gibi, Bursa gibi sanayi bölgelerini düşün. Mühendislik yazacaksan. Ha, eğer başka bir bölüm yazacaksan evden çıkmaya değer mi değmez mi diye bir düşün. Evden çıkmak istiyorsun ama dolar olmuş 27 lira. Merkez Bankası enflasyonu açıkladı %58 bekliyor bu sene sonuna kadar. E bir dahaki sene anca %30'lara düşürürüm diyor. Yani 3 yılda enflasyonu anca yaşanılabilir seviyeye düşürecekler. E dolayısıyla senin üniversite yılların yüksek enflasyonda geçecek ve hep para sıkıntısıyla geçecek. Yani o yüzden bu bilinçli tercih bölgesini iyi düşün. Şehirlere iyi bak. Evden çık, çıkma demiyorum çık ama çıktığına değecek bir bölüme çık. Çıktığına değmeyecek bir bölüme niye gidiyorsun? İlk yılındaysa mezuna daha kalmadıysan bence iki yıllık bir bölüme gitme bırak mezuna kalsın ya da kötü bir bölüme gitme bırak mezuna kalsın bir sene daha çalışırsın daha güzel bir yer yaparsın ha olmadı işler kötü mü gitti seneye oralara gidersin öyle düşün şimdi gelelim C bölgesine bak çoğunuzun tercihinde C yok arkadaşlar C'yi C'yi hafife alıyorsunuz yani bu bir dalgalanma arkadaşlar bakın bir dalga halinde şimdi tıplar düşecek dedi herkes değil mi tamam A bölgesinden yazdık. Peki düşmedi. Diyelim A bölgesinden başka tıp yazmadık. Ne oldu? Bak kalırız. Ha, o yüzden C garantiyal. al. Ne demek garantiyal? al? Başarı sıranın iki katına kadar çık. 100 bin misin? 200 bine kadar çık. Tamam mı? Ee, 30 bin misin? 60 bine kadar çık. Ne kadar çok çıkabilirsen o kadar iyi olur senin için arkadaşım. Tamam mı? Çünkü neden arkadaşlar? Garanti. Eğer gitmek istiyorsan. Dikkat edin garanti bölgesini 5 ile sınırlandırdım. Tamam Bak 5 tane garanti al. 5 tane risk al. Tamam mı? Ama geri kalan 14 tane cuk otursun. Yani gel, geldiği zaman gidin. Bu arada yazdığın her bölümü. Bak tercih listene yazdığın her bölümü. Bir lokasyonunu bir araştır. Nerede bu okul? Atıyorum hep örnek veriyorum. Bak 9 Eylül Üniversitesi'nin Kiraz'da yerleşkesi var. Kiraz'da. İzmir'e 2 saat uzaklıkta. Sürprizlerle karşılaşma. Tamam mı? Gidersin kirazda kalacak yer bulamazsın. Yurt bulamazsın. Ortada kalırsın. Bunun için geri dönmek zorunda kalırsın. Lütfen iyi araştır. İki yıllık yazacaklar. İki yıllıklarda bu çok daha fazla var. Mesela Giresun Üniversitesi'nin neredeyse her ilçede bölümü var. Tamam mı? İlçelere dağıtmış resmen. Hatta ilçeler birbiriyle kavga etmiş. Bu meslek yüksek okulunu bize açın diye. İki yıllık yazanlar bunun için ayrı video çekeceğim. 2 yıllıklara özel bir video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü 2 yıllık tercihi cidden daha zor. Ben tercih yaparken 2 yıllıklarda daha çok vakit kaybediyorum maalesef. Tamam Çünkü 2 yıllık tercihleri daha sıkıntılı arkadaşlar. Bunlar için de bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama lütfen A, B, C planlarınız olsun arkadaşlar. Tek planla yola çıkmayın. Sonra yenildikten sonra dağılan muhalefete dönersiniz. Çünkü sadece A planları vardı. Kesin kazanıyoruz. Kazanamadınız. Hani kesindi? Kaldınız. Tıplar düşecek. Hadi düşmedi. Önlemini al. Başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Sizin için linç yemeye devam ediyorum. Umurumda da değil. Ölene kadar da doğruları söyleyeceğim. Kendinize iyi bakın.